18 yaşındaki son sınıf öğrencisi Suzanne Harrison ve 20 yaşındaki en yakın arkadaşı Jenna Lee Turner, 4 Mayıs 1986 Pazar günü öğleden sonra Texas'ın birbirine sıkı sıkıya bağlı Hawkins topluluğunda gençlerin ve kalbi genç olanların favori mekanı olan Hawkins Gölü'nde bir gün geçirmeye karar vermişlerdi. Her zamanki rutinlerine uygun olarak göle oldukça yakın bir evde amcasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Brian Boone ile de buluşup o güzel günü hep birlikte geçirmek için bir araya gelmişlerdi. Her zaman sıkı fıkı olan bu mutlu üçlü, güneşin tadını çıkararak ve ara sıra durup tertemiz suda serinleyerek keyifli bir öğleden sonra geçirmek için yola koyulmuşlardı. Eşyalarını kapıp kıyıya doğru ilerlerken bilmedikleri şey, gelecek için umut ve vaatlerle dolu hayatlarının hiçbirinin tahmin edemeyeceği bir şiddet dalgasıyla sona ermek üzere olduğuydu. Sessiz Gece YouTube kanalının Gölgelerin Peşinde serisi başlıyor. İyi seyirler. Günün yorgun düştükleri bir noktasında onları yakından tanıyanlar tarafından seçkinlerin seçkini olarak nitelendirilen arkadaş grubuna hesapta olmayan bir yabancı rastladı. Bu vahim karşılaşma sonucunda meydana gelen katliamdan sorumlu olan kişi, ahlaksızlığının ayrıntılarını kendisine saklamayı tercih ettiğinden, cennetten bir parça olan göl kenarında meydana gelen trajik olayları bir araya getirmek polis müfettişlerine kalmıştı. Yetkililerin toplayabildiği bilgilere göre, silahlı bir adam sahilde yatan arkadaş grubuna yaklaşmıştı. Aklında kötü niyet ve kalbinde karanlıkla Brian ve Jenna'yı tenha bir alana götürmüş ve burada her ikisini de infaz ederek başlarının arkasından vurmuştu. Grubun geri kalan tek üyesi Suzanne için daha fazla kötülük vardı. Onu Upshur County'ye yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan bir rekreasyon alanı olan Barnwell Mountain Park'a götürmüş, oraya vardığında dehşete düşmüş genç kızı kendi külotuyla nefessiz bırakarak hayatını sonlandırmadan önce fiziksel şiddet uygulamış, istismarda bulunmuştu. Üçlü akşam karanlığında eve dönmeyince endişelenen aileleri onları aramaya başladı. Gençlerin sık sık gittiği bilinen yerleri kontrol ettikten ve onlardan hiçbir iz bulamadıktan sonra endişelerini yetkili makamlara iletmişlerdi. Kayıpların ilk kez bildirilmesinden bir gün sonra Barnwell Mountain Park'taki bakım ekibinin bir üyesi Suzanne'ın çalıların arasına atılmış çıplak bedenine rastladı. Suzanne'ın parçalanmış bedeninden çok uzakta olmayan bir yerde daha sonra hala kendisinden haber alınamayan Jenna Turner'a ait olduğu tespit edilen bir çift şort ve yırtık iç çamaşırları duruyordu. Adli tabip genç kızın uzun süreli ve son derece sadist bir saldırıya maruz kalarak yüzüne ve vücuduna çok sayıda darbe aldığını tespit etti. Hayatına son vermek için kullanılan külot hala boynuna sıkıca bağlıydı. Cansız bedenin bulunduğu bölge kordon altına alınmış ve didik didik aranmış olmasına rağmen Suzanne'ın kayıp ve tehlike altında olduğu bildirilen arkadaşlarından hiçbir iz yoktu. Barnwell Dağ Parkı'ndaki korkunç keşiften 5 gün sonra Brian ve Jenna'nın kötü bir şekilde bozulmaya başlamış kalıntıları, olayların yaşandığı Hawkins Gölü'nden 40 mil uzakta Orr City'nin hemen dışındaki bir kanalda bulundu. Yapılan otopside diş kayıtlarından kimlikleri kesin olarak tespit edilen kurbanların kurşun yaralarından hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ateş edilmeden önceki anlarda başka yaralanmalara maruz kalmışlarsa da çektikleri acının boyutunu bilmenin bir yolu yoktu. Kavurucu Texas güneşi bozulma sürecini hızlandırdığından adli tıp uzmanlarına üzerinde çalışacak çok az şey kalmıştı. Olayın işlendiği gün bölgede bulunan görgü tanıkları pazar akşamı
gölün etrafında gür saçlı, kendine özgü dövmelerle kaplı bir adam gördüklerini söylediler. Cildini işaretleyen şeytani semboller koleksiyonunun yanı sıra, göğsünde basit bir mürekkeple yazılmış, yalnız kaybeden yazısı olduğunu söylemişlerdi. Clifton ve Dennis Walker adlı bir çift, akşam saat 7:30 sularında kabarmış saçlarıyla heybetli bir figürün kendilerine yaklaştığı ve tüm paralarını vermelerini söylediği bir durum ile karşı karşıya kalmışlardı. Çift doğrusunu söylemek gerekirse, yanlarında bir dolar bile olmadığını söylediklerinde nakit para yerine Dennis'i almakla tehdit edilmişti. Hızlı düşünen Clifton yabancıya birlikte bira içmeyi teklif etmiş, o da hemen kabul etmişti. Bu karardan tatmin olmuş görünen saldırgan, şaşırtıcı bir şekilde oldukça sakinleşmiş ve mavi-beyaz Ford Bronco aracına binip hızla yaklaşan alacakaranlığa doğru ilerlemişti. Üçlü bir cinayetin şüphelisiyle istediklerinden daha fazla etkileşime giren sarsılmış çift, dedektiflere soruşturmada çok değerli bir bilgi sağlayıp aracın plakası da dahil olmak üzere bazı ayrıntılar verebilmişlerdi. Salı günü öğleden sonra bir devriye polisi, Suzanne, Brian ve Gena'nın öldürüldüğü gün gölde insanları taciz eden, korkutucu şahsın kullandığı Bronco'nun eşkaline uyan bir araç gördü. Aracı kenara çektiğinde direksiyondaki dağınık adam kendisini Gerald McFadden olarak tanıttı. Göğsündeki yalnız kaybeden yazısı yetkililere doğru kişiyi yakalamış olabileceklerini gösteriyordu. Polislerin McFadden'in kadınlara saldırma konusunda endişe verici bir geçmişi olan eski bir mahkum olduğunu tespit etmeleri çok uzun sürmedi. Kötü şöhretini bir onur madalyası gibi takınan ve şu anda gözaltında olan bu kaba adam, kendisini duyan herkese adını kullanmak yerine onu hayvan ismiyle çağırmalarını bağırarak söyledi. Oldukça acımasız olmasıyla ün yapmış olan 38 yaşındaki McFadden'ın suç geçmişi, 18 yaşında hırsızlıktan tutuklandığı 1966 yılına kadar uzanıyordu. 7. sınıftan terk olan McFadden, suç dolu bir hayatın kendisine uygun olduğuna daha o yaşlarda karar vermişti. McFadden 1973 yılında 14 yaşında bir kıza istismardan suçlu bulunmuştu. Ayrıca tutuklanmasından hemen önce bir ortaokul öğretmenine de aynı şeyi yaptığını itiraf etmişti. Yargılamanın ceza aşamasında yargıç, vicdansız McFadden'ı 15 yıl demir parmaklıklar ardında kalmaya mahkum etmişti. Bu 15 yıllık cezanın sadece 6 yıldan kısa bir süresini hapiste geçirdikten sonra karanlık düşünceleriyle sokaklara geri dönmüştü. Her fırsatta yanlışı doğruya tercih eden McFadden, 1979 yılında serbest bırakıldıktan sadece birkaç hafta sonra 18 yaşındaki erkek bir ofis çalışanını bıçak zoruyla kaçırarak gence istismarda bulunmuştu. McFadden vahşetinin cezası olarak bir kez daha 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olsa da şiddet geçmişine rağmen bu sürenin yarısından daha kısa bir sürede tekrar serbest bırakılmış ve sokaklara yeniden geri dönmüştü. Yolunu değiştirmeye niyeti olmayan ve sürekli bir tehdit olduğunu defalarca gösteren hayvan, 85 yılında Teksas eyaletinin yeni suçlulara yer açmak için en azılı suçluların bile tahliye edilmesine izin veren kapsamlı bir erken tahliye programını uygulamaya koymasıyla şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Göldeki cinayetler işlendiğinde bu serbest bırakma kararının korkutucu sonuçları masum üç gencin hayatlarının son bulmasına sebep olmuştu. Hawkins Gölü cinayetleri üzerinde çalışan dedektifler, 79 yılındaki ofis çalışanı gence yapılan saldırının Suzanne Harrison'a yapılan saldırıya ürkütücü bir şekilde benzediğini fark ettiler. Tek fark, önceki olaydaki kurbanın hayatta kalmış olmasıydı. Gözaltındaki hayvan, Suzanne, Brian ve Gena'nın kaçırılması ve ardından işlenen cinayetlerle
bir ilgisi olmadığını söylüyordu. Hawkins Gölü yakınlarında sık sık kamp yaptığını kabul etmekle birlikte, kurbanları gördüğüne dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia ediyordu. Onlarla konuşmuş olma ihtimaline karşın, onlara herhangi bir zarar vermediğini de sözlerine eklemişti. Yalan söylediğine ikna olan dedektifler, bölge savcısının da onayıyla hayvanı, Susan Harrison'ı kaçırmak, istismar saldırısı ve hayatını sonlandırmak ile suçladılar. Kadının iç çamaşırında bulunan sperm lekeleri ve şüpheliden alınan örneklerle eşleştiğinden, yetkililer kazanma şanslarının en yüksek olduğu davanın bu olduğunu düşünüyorlardı. Kurbanların ailelerini hayal kırıklığına uğratan bir hareketle, eyalet mahkemesi fiziksel kanıt eksikliğini gerekçe göstererek McFadden'ı Brian ve Gena cinayetleriyle suçlamamayı seçti. Yine de dedektifler McFadden'ın suçlu olduğuna yürekten inandıklarını, ancak bunu mahkemede makul bir şüphenin ötesinde bulgularla kanıtlayamadıklarını belirttiler. 9 Temmuz 86'da tutuklanmasından sadece birkaç hafta sonra, sevkiyatta çalışan genç bir görevliyi canlı kalkan olarak kullanarak hapishaneden kaçtı. Oldukça sıkıntılı geçen 28 saatin sonunda Williams, demir yolundaki zorla tutulduğu vagonundan kaçmayı başardı. Ertesi sabah hayvan yakalanarak hapishaneye geri gönderildi ve mahkemeye çıkacağı günü beklerken sürekli gözetim altında tutuldu. McFadden'ın davası 87 yazında başladı ve duruşma öncesi yapılan bir toplantıda mahkeme başkanı sanığın çoğu kadınlara karşı işlenen cinsel içerikli suçlarla ilgili olan geçmiş tutuklamaların bu dava ile birleştirilip o davaların kanıtlarının da kabul edileceğini söyledi. Bu karar, jüri ile idamdan vazgeçmeleri için zorlu bir mücadeleye girecek olan savunma tarafına yıkıcı bir darbe olmuştu. McFadden'ın mahkemece atanan avukatı, müvekkilinin masum bir adam olduğunu ve geçmişte yaptığı yanlışlarla yargılanmaması gerektiğini savundu. Susan'ın cinayetinin McFadden'ın çalışma tarzıyla örtüşmesinin tesadüften başka bir şey olmadığını söylüyordu. Avukatına göre McFadden'ın Susan ve arkadaşlarının en son canlı olarak görüldüğü bölgeye uğradığı bilinse de bu sadece bir tesadüftü. Bu görüşe uygun olarak savunma avukatı, gerçek katillerin hala serbest olduğu ve her an yeniden saldırabilecekleri fikrini ortaya atmıştı. Bu iddiayı desteklemek için cinayetlerin işlendiği gün gölün etrafında gizlenen, üstü başı yara bere içinde bir otostopçu gördüğünü söyleyen, sözde bir görgü tanığının yeminli ifadesine işaret etmiş olsalar da söz konusu bu kişiyi gören başka kimse olmamıştı. Jüri, 2,5 hafta süren ifadeleri dikkatle inceledikten sonra Gerald McFadden'ı tüm suçlardan suçlu bulmuş ve işlediği suçlar nedeniyle idam edilmesini tavsiye etmişti. Ceza aşamasında hüküm giyen katilin genç kızı, babası adına merhamet dilemek için kürsüye çıkmış, ölüm cezasını devlet onaylı cinayete benzeten kız, uygulamayı barbarlık olarak nitelendirerek kınamıştı. Kızın ateşli savunmasından etkilenmeyen yargıç, jüri ile aynı fikirdeydi ve Temmuz 87'de McFadden'ın zehirli iğneyle hayatının sonlandırılmasına karar verdi. Bir avuç destekçisinin duymak istediği bu olmasa da toplumun geri kalan büyük bir çoğunluğu sonunda alınan bu doğru kararla rahat bir nefes almıştı. Gözlemciler mahkumun kızına acımış olsalar da günü sadece arkadaşlarıyla güneşlenerek geçirmek isteyen Susan'ın bir ceset torbası içinde ailesine teslim edildiğini gerçeğini de unutamamışlardı. Kararın verilmesinin ardından yapılan bir röportajda savcı Stephen Tocoli McFadden'ı kötülüğe olan tutkusu sınır tanımayan, korkunç bir birey olarak tanımlamıştı. Suçları yıllar içinde giderek artan ve sonunda cinayetle sonuçlanan bir sabıkalı olan kuduz hayvanın zaman el verdiği sürece aynı şeyleri yapmaya devam edeceğinden emindi.
Gerald McFadden'ın 14 Ekim 99 tarihinde son temyiz başvurularının da sonuçlanmasıyla birlikte 10 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Huntsville ünitesinde zehirli iğne ile hayatı sonlandırıldı. Suzanne'ın annesi ve erkek kardeşi, canice davranışlarıyla hayatlarının akışını sonsuza kadar değiştiren bu adamın, anlamsız şiddet eylemlerinin nihai bedelini ödemesine tanıklık etmek için oradalardı. McFadden, hayatının son dakikaları yaklaşırken son bir ifade vermek isteyip istemediği sorulduğunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Yaşayacak sadece birkaç dakikası ve kaybedecek hiçbir şeyi olmamasına rağmen suçlarını kabul etmeyi ya da eylemleri için özür dilemeyi reddetmişti. 2019 yılının Şubat ayında McFadden'ın hayatının sonlandırılmasından 10 yıl sonra DNA profili, Portland, Oregon'da dedektiflerin üzerinde çalıştığı faili meçhul bir davayla eşleşmişti. Olayın ayrıntılarına kısaca bakarsak, bu dava 24 Temmuz 79'da evinde boynuna elektrik kablosu dolanmış halde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Anna Marie Hlavka'nın korkunç bir şekilde istismara uğraması ve hayatının sonlandırılması ile ilgiliydi. O günkü bulguları değerlendirmedeki teknolojik yetersizliklerden faydalanan fail, yakalanmaktan kurtulmayı başarmış ve dava tozlu raflardaki yerini almıştı. Ancak McFadden'ın örnekleri ulusal veri tabanına girildiğinde Anna Marie'nin katili nihayet ortaya çıkmış oldu. Kötülükle tesadüfen karşılaşarak hayatlarını kaybeden kurbanların yasını tutmak üzere geride kalanlar, sadece sevdiklerinin trajik kayıpları için değil, aynı zamanda asla göremeyecekleri gelecekleri için de ağlıyorlar. McFadden tarafından hayatı ellerinden alınan Suzanne, lisede onur topluluğu üyesiydi. Akademik yetenekleri inkar edilemeyen, popüler bir amigo kızdı, çocukları seviyordu ve kader devreye girip her şeyi elinden almadan önce eğitim alanında kariyer yapmayı planlıyordu. Brian'ın sosyal statüsü ya da popülerlik düzeyi ne olursa olsun, herkese karşı alçak gönüllü ve arkadaş canlısı olduğu söylenirdi. Futbol takımının kaptanlığını yapan, çok yönlü bir oyuncu olan Brian, aynı zamanda her fırsatta bilgi edinen hevesli bir okuyucuydu. Arkadaş grubunun 20 yaşındaki en büyüğü olan Gena, mezun olduğu sınıfın birincisiydi. Doğuştan hasta bakıcıydı ve hayatını kaybettiği sırada hemşire olmak için eğitim görüyordu. McFadden onu hedef aldığında Anna Marie Hlavka evlenmek üzereydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar sessiz biriydi ve beladan uzak durmakla her zaman gurur duymuş olsa da ne yazık ki bela onu bulmuştu. McFadden'ın yolunun kesişmesi talihsizliğine uğrayan, masum ruhları tanıyan ve sevenler için hiçbir şey sevdiklerini geri getiremez. Bu trajik hikayede bulunabilecek bir umut ışığı varsa, o da katilin suçlarının bedelini hayatıyla ödeyerek bu dünyada başka kimseye zarar veremeyeceğinin garanti altına alınmış olmasıdır. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.